Büyük bir başarısızlık tabii söz bu konusu. başarısızlığın hayal kırıklığıyla inzivaya çekiliyor. Gene kendi parasıyla bastırdığı şiirler var. Aile hayatına devam ediyor ve 1891'de de vefat ediyor. Ve yani ününü görememiş sonra, bir yazar tabii, değil ününü mi? Ününü göremiyor. Yani. Ne zaman? 1920'lerden sonra tekrar keşfediliyor Melville hem Amerika'da hem dünyada. Hatta Moby Dick'in yani mesela bir sürü versiyonu vardır. Belki filmlerinden de bahsetmemiz gerekebilir. Yani Moby Dick filmleri diye de bir şey var. Bir, evet. Mesela ben hani IMDb'de 1930'larda yapılmış bir Moby Dick uyarlaması görmüştüm. Hani benim izlediğim 50'lerde ya da 60'larda yapılmış bir versiyondu. Çok vardır. Hani 30'larda demek ki Hollywood'un artık keşfettiği bir yazar haline gelmişti Herman Melville. Böyle bir hikayesi var özetle. Genel yorum şeyi biliyorsunuz yani zamanının çok ötesinde olduğu için onun zamanında yaşayanlar bu romanın Moby Dick'in tam nereye oturduğunu, neye karşılık geldiğini anlayamadılar ve bu yüzden yaşarken ününü göremedi. Sonrasında Moby Dick yeniden keşfedildi diyorlar. Bilmiyorum. Bu şey doğru görünüyor bana da. Burada bir sürü yazarı konuştuk çünkü böyle. Kendi çağının önünde giden edebiyatçılar, romancılar, yazarlar yaşarken bir Tanpınar'ın deyimiyle sükut suikastine uğramaya da mahkumlar galiba. Şöyle bir yorum da getirebiliriz belki. Tabii Melville sinema tarafından keşfediliyor fakat bence entelektüeller tarafından keşfedilmesi için varoluşçuları beklemesi gerekti. Yani meşhur karakteri, edebiyatın en ünlü karakterlerinden birisi olan Katip Bartleby karakteri muhtemelen 50'lerin varoluşçu yazarları arasında çok önemli bir mihenk noktası teşkil etti. Albert Camus'un kitaplarındaki karakterleri de düşünürsek tabii. Neredeyse 100 yıl sonra. Dünyanın biraz o noktaya gelmesi gerekiyordu. Zamanın dinamiklerinin onun o belirsizlik, o Katip Bartleby karakterindeki o muğlaklık, o varoluşu, varlığın hakikatini ya da tekabül ettiği yeri arama ya da bu konuda bir tereddütte düşme halinin cereyan etmesi gerekiyordu.